Bilim Kurulu toplantısı sonrası hatırlatma dozu 6 aydan 3 aya indi. Peki hastalığı geçirenler ve hamileler için hatırlatma dozu uygulanacak mı? Gaye Sude Kayışlı konu Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Nurettin Yiğit'e soracak. Evet Kaan, senin de belirttiğin gibi yeni koronavirüs varyantı tüm dünyayı sarmış durumda. Omikron'da Türkiye'de görüldü. Bilim Kurulu toplantısında da bu gündemdeydi ve bu yüzden de aşı takviminde değişikliğe gidildi. Artık hatırlatma dozu 6 aydan 3 aya indirildi. Bunu konuşmak için, ayrıntıları konuşmak için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin başhekimi ve Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit'le konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi belirttiğimiz gibi 3 aya indirildi hatırlatma dozu. Peki hamileler ve hastalığı geçirenler aşı olabilecek mi? Evet, biliyorsunuz biz koronavirüsün en başından beri gebeler için aşının her türlü şekilde uygun ve güvenilir olduğunu söylemiştik. Onlarda bir sıkıntı yok ama hastalığı geçirenler için şöyle bir durum var. Biliyorsunuz burada her dalganın kendine göre ayrı dinamikleri var. Her varyantın dinamikleri var. Biz bu aşıların arasındaki süreyi kısalttık, bazen de uzattık. Bu yeni gelen varyantta çok ciddi bir bulaşıcılık ve hızlı yayılım söz konusu. Burada da aslında hızlı hareket etmeye ihtiyaç var. O yüzden de 3 ay gibi bir süre kabul ettik. Elimizde 2 aşı var. İkisini kapsayacak şekilde vatandaşlarımız istediği aşı olabilecek şekilde bir yol yürüyüşüne gittik. Şimdi hasta olanların hastalık geçirmesi hali aslında bir doz aşılama gibi düşünülüyor. O yüzden de hastalık geçirenlerin hastalığının tespit edildiği andan itibaren 3 ay sayarak hatırlatma dozunun olmasında fayda var. Bunu niye söylüyoruz? Zaten biz aşılamada bir çeşit hastalığı taklit ediyoruz. Kişinin hastalığı geçirmişçesine vücuduna bağışıklık bırakmaya çalışıyoruz. Eğer en son dozundan sonra arada kişi PCR pozitif olduysa o PCR pozitifliğinden 3 ay sayıp hatırlatma dozunun olmasında fayda olacağını düşünüyoruz. Peki hocam, ikinci doz aşıya rağmen hasta olanlar yine de bu aşıdan yararlanabilecek mi? Tabii ki yararlanacaklar. Şöyle, zaten biliyorsunuz Omikron'la ilgili çalışmalarımız çok sınırlı ama dünyadan gelen örnekler şunu gösteriyor. Hasta olanların tekrar enfekte olabildiğini gösteriyor ama hastalığı geçirenlerin üzerine aşı kalkanını eklediğimizde, yani aşı olduklarında koruculuğun arttığını gösteriyor çalışmalar. O yüzden hastalık geçirenlerin de mutlaka aşılanmasını öneriyoruz. Ama uygun olan açıkçası hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra. Çünkü inaktif virüs aşıları düşünün. İnaktif virüs aşılarına da biz ne diyoruz? 3 ay sonra hatırlatma dozu diyoruz ve inaktif virüs aşılarında zaten hastalığın kendi doğal bağışıklığı gibi düşünüyoruz. O yüzden hastalığı geçirenler de mutlaka aşı olmalı. Çok teşekkürler hocam. Şimdi hocamızdan ayrıntıları aldık. Biz tekrardan söyleyelim. Artık hatırlatma dozu 3 aya indirildi. Burada herhangi aşı türü fark etmiyor. İsteyen Sinovac, isteyen BioNTech olabilecek diyelim. Sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.